Sana emri var ki. Tamam, konuşuyorum. Konuşalım. Ondan sonra en son sözü Orhan Usta'ya vereceğim, o bağlayacağım. Oluruz. Tevfik abi çok teşekkür ediyorum. Merhaba dostlar. Zaten dün beraberdik çoğu arkadaşlarla. Yeni arkadaşlarla herkese çok teşekkür ediyorum. Kartal'ın, Maltepe'nin misafirperverliğine. Var olun, sağ olun. Biraz önce arkadaş bir soru sordu. Öncüler ne yapacak diye gitti o arkadaş. Aslında onun da olmasını isterdim. Şule Hanım'ın arkadaşı. Şimdi arkadaşlar aslında herkes sorunları biliyor. Odanın sorunlarını bilmeyen yok. İşte haksız rekabeti, tahsilat sorunu. Buradaki en önemli şey iradeyi ortaya koyabilmek. Yani mevcut yöneticiler aslında ortaya iradelerini koysalar, koltuk sevdalısı olmasalar aslında bütün sorunları alt edebilirler. Yani bunun için koltuğunuzu düşünmeden yüreğinizi ortaya koyarak gidip Maliye Bakanlığı'nın kapısını çalmanız lazım. Gidip Hazine Bakanlığı'nın kapısını çalmanız lazım. Bunlar hepsi çözülebilecek şeyler işte. Öncü geldiğinde buraya irade koyacak. Hamit Başkan'ın çok güzel bir lafı var, hep onu kullanırım ben de. Biz ikna edilmişlerle değil, inanmışlarla yola çıktık ve onlarla beraber yola yürümeye devam ediyoruz. Herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet arkadaşlar, meslekte eskilerden biri Orhan Usta. Hocam bir dörtlükten bağlayışı bitsin. Şiir okuyayım. Evet, Orhan Bey, bekliyoruz. Orhan Bey'in şiirleriyle mi kapatacağız? Hocam ben konuşacaksam lütfen sessizlik isteyeceğim önce. Öncelikle herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum diyeceğim. İrticaren konuşmak çok zor bir şey. Hata yaparsınız. Laf yaparsınız. O yüzden konuşmak da istemiyorum esasında. Ne söyleyeyim ben? Buradaki arkadaşlar, meslektaşlar sorunları dile getirdiler zaten. Yani adamlar bu işi geçim kapısı haline getirmişler. Hatta daha ileri gideyim. Görevi kötüye kullanıyorlar. Demin arkadaş bir şeyden bahsetti. Gerçekten 2019 seçimlerini yakından takip ettim. Seçime katılma oranı %40. Efendime söyleyeyim, 3 grubun aldığı oy şu an iktidarda. İşte 8 bin, 10 bin her neyse davul çalıyorlar, destan yazdık diye. Bu arada şikayetçi olan arkadaşlar da onlarla beraber eğleniyorlar. Yani kim suçlu? En büyük suçlu meslektaş. Bunu bir defa adını koyalım. Demin bir arkadaş daha ifade etti. Gidiyoruz, hepsi şekvacı, şikayetçi. Efendime söyleyeyim. İş şeye gelince, gel oyunu kullan, sorumluluk al deyince, ya işte işim var, filancanın son günü, falancanın son günü. Ya ne söyleyeyim ben şimdi, ne söyleyeyim yani? Söylenecek bir şey yok. O yüzden bu anlamda bir parça ümitsizim. Ama hiçbir şey yıkılmaz değil, edilmez değil. Buraya gelmemin nedeni de sevgili Tevfik Hocam'ın şeyi, bu anlamdaki mücadelesi ve ona destek vermek için. Şu an esasında söylediklerim için değil, söylemediklerim için pişmanlık duyacağım. O yüzden keşke hazırlık yapıp gelseydim ama onu da beceremedim. O yüzden hepinizden özür diliyorum. Ben müsaadenizi istiyorum hocam. Kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Evet arkadaşlar, başka söz ihtiyacı yok. Katıldığınız için, katılımınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Daha alanlarda, sahalarda buluşmak dileğiyle diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.